Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Değerli spor severler, 12 dakikalık yaklaşık uzatmanın ardından 100 dakikayı geçen derbi mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 ile mağlup etmeyi başardı. 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Tadiç'in 2 penaltı golüyle sarı lacivertler skoru 3-2'ye getirdiler. Arkasından Trabzonspor Enis'le bulduğu golle 4-2'ye skoru getirdi. Ancak bu gol değer kazanmadı ve karşılaşma 3-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanmış oldu. Fenerbahçe'nin 19 maçlık yenilmezlik ve kazanarak devam etme serisi de bugün son buldu. İlk kez ligde Trabzonspor 97-98 sezonundan sonra Fenerbahçe'yi evinde mağlup etmeyi başardı ki o karşılaşmada forma giyen İki oyuncu rakip olarak Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen iki oyuncu şu anda bu masada oturuyorlar. O günü de belki hatırlayıp konuşacağız. Önemli bir galibiyet Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Fenerbahçe'de de mağlubiyete rağmen taraftar şu anda takımı tribünlere çağırdı ve coşkuyla bir nevi belki de onları oyununu son dakikalardaki belki de yüklenmelerini takdir ediyor, alkışlıyor şu anda. Gördüğüm kadarıyla bütün tribünlerde maçı terk etmedi, stadyumu terk etmedi ve oyuncuları alkışlıyor. O gün hocam nasıl başlamak lazım? Maçın öncesinde orta saha açısından bir üstünlük kurabileceğini Trabzonspor'un söylemiştiniz. Son dakikalarda İsmail Yüksek'in de 78'de gördüğü bir kırmızı kartla 10 kişi kaldı Fenerbahçe. İkinci sarı kartta daha doğrusu. Oyuncu değişiklikleri, Samet kötü bir hata diyeceğiz yine. Sizin değerlendirmenizi kötü bırakayım ama kötü bir günündeydi. Öyle üst üste gelen hatalar var. Fenerbahçe kariyerinde özellikle son dönemde kötü maçlar çıkartıyor diyebiliriz kendi açısından. Bir futbolcu için bunu söylemek çok hoşuma gitmiyor ama taraftarla da çok fazla herhalde bu dakikadan sonra yıldızı barışması zor olabilir. Direkt tribünlerden, direkt daha doğrusu soyunma odasına gitti. Çok üzgün olduğu belliydi. İkinci yarının özellikle başında üst üste gelen gollerde Samet'in de hatası vardı. Nasıl değerlendirmek lazım bu karşılaşmayı? Valla ben şöyle başlayacağım. Yani özellikle Trabzonspor'un galibiyeti Zorba'yı küçüğü bir kere kurtardı. Açıklama. Yani bazı pozisyonlar çok tartışılacak pozisyonlarda. İptal edilen bir penaltı var, verilen ki, penaltı, iptal edilen biz hakem konuşmayalım diyoruz ama bu kadar güzel bir akşamda yani futbol adına her şey vardı, gol adına her şey vardı. İzlemesi çok zevki yüksek bir müsabakaydı. Ama yine de hakem bir yerlerde ortaya çıkıyor. Yani tekrar izleyeceğiz yani, tabii ki pozisyonları doğru veya değil. Ama ortada bir gerçek var ki 3-2 Trabzonspor kazandı ama 2 tane golü iptal oldu. İki tane golü iptal ettiler. Tabii o pozisyonlar geldiği zaman onları konuşacağız doğru ya, değil. Trabzonspor açısından çok önemli bir müsabakaydı. Hani maç öncesinde de söyledik bunu. Eğer kazanırsa ya da puan alırsa dedik ki bir sıçrama yapacaklardır. En azından Abdullah Hoca geldikten sonra bu süreci biraz olsun daha iyi tamamlayacaklarını söyledik. Bundan sonraki süreç içerisinde neler yapabileceğini göreceğiz açıkçası ama bu galibiyet ortaya konan futbol, ortaya konan performansa baktığımızda çok iyi hazırlandıklarını söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin kendi sahasında çok çok üstün oynadığı maçları da biliyoruz. Çok tempolu oynadığı maçları da biliyoruz. Ama bugün Fenerbahçe adına herhangi bir şeyin doğru işlediğini düşünmüyorum ben. Yani oyun açısından da doğru işlediğini düşünmüyorum. Bazı oyuncuların performanslarında çok düştüğünü gördük sahanın içerisinde. Neden bu oldu? Trabzonsporlu oyuncular biraz önce söyledi. Çok iyi konsantre oldular ve herhangi bir reaksiyonu vermesine müsaade etmediler Trabzonsporlu oyuncular. Yani özellikle ilk yarıda şut atamayan bir Fenerbahçe kendi sahasında. Tabii 57. dakikada Ferdi attı ilk şutu. Ferdi attı. Yani şut atamayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bu demek oluyor ki Trabzonspor doğru oyunu oynadı. Doğru mücadele etti. Doğru alanları kapattı. Ve en çok hep söylediğim Trabzonspor'un en büyük yanlışlarından bir tanesi basit top kayıplarıydı. Basit top pas hatalarıydı. Bunu bugün gerçekleşmedi. Bugün inanılmaz sakin oynadılar. İnanılmaz hani kendine özgüvenli olan bir takım vardı sahanın içerisinde. Ve bu arada da hani sahanın içerisinde ne yaptığını bilen bir Trabzonspor vardı. Bence Trabzonspor'un o oyunu Fenerbahçe'yi de biraz frenledi. Frenleyince de Fenerbahçe herhangi bir üstünlük sağlayamadı. Her maçta elinde o maçın kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe bugün o kontrolü elinde tutamadı açıkçası. Trabzonspor
Evet, istatistiklere baktığımızda 4 şut attı 3 gol. Kasımpaşa maçında 6 şut attı 5 gol. Yani istatistik maalesef ki, yani Türkiye'deki istatistik sonuç odaklı olduğu zaman bu doğru istatistik diyorsun o zaman. İster istemez doğru istatistik diyorsun. Ama ne olursa olsun Trabzonspor bugün hak ettiği, özellikle ikinci yarıya başlarken bir dakika içerisinde Fenerbahçe gibi bir takıma karşı iki gol bulmak kolay bir iş değildi. Onu buldular ve biraz daha rahatladılar. Yani Trabzonspor biraz rahatladı. Tempoyu düşürdü. Trabzonspor'un en büyük hatalardan bir tanesi bu diyebiliriz. Öne geçtiği maçlarda, özellikle geçen sene de çok bunu gördük. Öne geçtiği maçlarda tempoyu düşürdüğü zaman bazı zorluklar yaşamaya başlıyor. Yaşadığı zaman işte böyle goller de yiyorsunuz ya da basit hatalar da yapabiliyorsunuz. Trabzonspor aynı oyunu 90 dakikaya yayması gerekiyor. Yani topa çok daha fazla sahip olması gerekiyor. Sahip olurken de doğru oyunu tercih etmesi gerekiyor. Bugün her halükarda, her hattıyla doğru oyunu tercih etti. Yani defanstaki oyuncular, orta sahadaki oyuncular, kenardaki oyuncular, santrafor, hepsi doğru oyunu oynadılar. Yani özellikle bugün maçtan önce de söyledik ki orta sahadaki üstünlüğü ele geçebilir. Berat bugün mükemmel bir futbol ortaya koydu. Gerçekten attığı golle de. Ya attığı golü ben gol konuşmam. Yani oyun anlamında bakıyorum ben. Mükemmel bir oyun ortaya koydular. İnanılmaz bir ikili oluşmaya başladılar. Ama bireysel performans olarak Berat bugün gerçekten muhteşem oynadı. Muhteşem bir performans ortaya koydu. Kolay değil. Yani özellikle Fenerbahçe stadında, Fenerbahçe 19 maçtır yenilmiyor. 19 maçtır yenilmeyen bir takımı orada yenmek kolay bir iş değil. Doğru strateji uyguladılar. Doğru performans ortaya koydular. Doğru zamanlamayı yaptılar ve doğru mücadele ettiler. Yani Trabzonspor'un bu şeyine baktığımızda, gelişimine baktığımızda, önceki maçlara göre gelişime baktığımızda demek ki sizin oyuncu kaliteniz var. Sadece doğru oyun sistemini ortaya koymanız gerekiyor. Ligde en son kazandığı Trabzonspor maçını hatırlıyor musunuz hocam? Siz az önce başlarken öyle başlamış. Siz sahadaydınız. İlker hocam da sahadaydı. Ben hatırlıyorum. İlker hocam. Hatırlamak istemem. 1 Ağustos gününde 97-98 sezonun. Niye öyle başladın? 1 Ağustos günü. 1 Ağustos günü öyle bir şey başladı. Bir yaz açtı. Akşam üstüydü. Bugün de sıcak. Gündüz maçıydı. Gündüz maçıydı. Ondan sonra uzun yıllar sonra yani uzun bir galibiyet. Kupada 2020'de bir galibiyeti var Trabzonspor. Kolay bir iş değil. Özellikle sizin elinizdeki mevcut oyuncularla Fenerbahçe'nin oyuncularını karşılaştırdığınız zaman ve performanslarına baktığınız zaman tabii ki maç öncesinde söyledik. Hani kağıt üzerindeki favori Fenerbahçe diyor. Ama bu bir derbi dedik. Tabii. Sonuçta bu derbilerin konsantrasyonu, performansı farklı oluyor. Abdullah Hoca da son 4 maçın 3'ünü kazandı Fenerbahçe'ye karşı. Bu açıdan da iyi bir istatistiğe sahip. Gelir gelmez. O kısmına çok takılmam. Yani İyi hani hazırladığını düşünerek bastı. Yok, istatistik futbolda birçok şey anlatıyor. Hangisi var? O maçta da bizi hakem yakmıştı. Şeyde. Ne derler onda 97'deki maçta da hakem yakmıştı bizi dermişim. Ya o gün o zaman iyi o zaman var yoktu ama değil mi? Var falan yoktu o zaman. Ya şöyle, yani 19 maç kazanmış bir takım kaybedecek bir gün. Bunu da hep konuştuk zaten. Yani hepsini kazanarak gitme ihtimali zaten yoktu. Dolayısıyla bazen aldığınız mağlubiyetler ligin sonu için hayırlı da olabilir sizin açınızdan. Ayaklarınız daha sağlam bir yere basar. Bir silkelenip kendinize gelirsiniz. Çıktığınız her maçı kazanamayacağınızı anlarsınız. Bence Fenerbahçe açısından bu günün tek olumlu tarafı bu. Bir mağlubiyet gelecekti. Böyle bir mağlubiyet geldi. Çok da zamanında da geldi. Dolayısıyla da bu mağlubiyeti fazla büyütmeyip önümüzdeki hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçını aldığı takdirde Fenerbahçe bu mağlubiyet unutuldu.